Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğün antiskalant alım ihalesi için toplanmış durumdayız. Şu anda ihale komisyonu arkadaşlarımız hazır. Biz EKAP üzerinden e-ihale olarak gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla ihalemizde bütün evrakların kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılacak. İhale ile ilgili belirlenmiş olan komisyon üyelerimiz hazır. İhalemizi EKAP üzerinden indiren iki firma görünüyor. Bundan sonra teslimine göre hangi firmaların evraklarını teslim etmişlerse onun üzerinden incelememizi gerçekleştireceğiz. İhale komisyon üyelerimizi belirledik, kaydettik. Şimdi ilk teklifi veren iki firma var şu anda inceleme yapan. Oğuz Tıp Market İthalat İhracat İnşaat Limited Şirketi, Deren Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Yalnız EKAP üzerinden bize dosyayı yüklemiş olan bir firma görünüyor. Deren Kimya olarak görünüyor. Şimdi tekliflerini açalım, verdiği teklifin. Yine aynısı. Sistemin açılışını yaptık. EKAP üzerinden, internet üzerinden olduğu için internetteki gecikmeler sayfa üzerinde böyle gecikmeye sebep olabiliyor. Explorer'dan mı açılmış mı zorladım? Aha, tamam, açıldı. Geldi, tamam, açıldı teklifimiz. Evet, aşağı şimdi teklif açıldı. Tamam. Evet, teklif açıldı. İmzalı teklif indirilmiş durumda. Teklifimiz açıldı. Bir tek firma şu anda göndermiş durunuyor. Seçelim evrakını, dosyasını. Teklifi indir. Dosyasını indirelim. İndirelim aşağıdan başkanım. Simge durumda indirin. İhalenin yaklaşık maliyet idare tarafından belirlenmiş olan yaklaşık maliyetimiz 548 bin 1 lira. Şimdi indirdim. Dosyayı açalım tekrar. Açılsın. Şurada indir. Aç bakalım. Yüklenici isteklinin bize vermiş olduğu birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli var. Toplam 284.700 verdiği uygun diyeceğiz. Uygun. Geçici teminat rakamına bakalım. Şeyde sunmuştur o. Yeterlikte muhtemelen sunmuş olabilir. Biz tekrar teklif değerlendirme. Tamam, hemen kapatalım. Geç orayı. Tamam. Teklifini açtık. Tekrar yeniden açacağız. Uygun diyoruz tekrar. Word ekranında indirdik. Uygun dedik. Şimdilik uygun geçip öne tarafa geçip biraz sonra indirdiği reklama kaydettiğiyle gir teminata bakalım. Şimdi bakalım. Yeterlik belgesine bakalım. Ne açmıyor? Evet. İndiriyor. İndirdi, baksın bakalım. Tamam. Deren Kimya yeterlik bilgileri, aç bakalım. Ya Chrome'dan açalım ya şeyden, daha iyi oluyor. Chrome'dan açalım. Chrome'dan açalım, bakalım ne çıkaracak. Evet. Tamam. Evet, şimdi bakıyoruz yeterlik bilgilerinden. İmza beyannamesi, şartnamenin imza sirküleri sunmuş. Bunları kontrol edelim. İmza sirküleri var. Vekaletname bilgileri Taşkın Öztürk adında var. Ezgi Yıldırım adına vekil bilgileri. İhalenin şuraya geldim. Geçici teminat ayırt edici numarası var. Bunu aslında şurada da
Halk Bankası adına düzenlenmiş olan geçici teminat mektubu var. Süresi 26.06. Süreye bakıyorum. 05.10.2020 süre görünüyor. Rakamını 27.09.2020 verilen süre 5.10.2020. O aldıkları süre 26. Yeterli. Şeyine bakıyorum. Tutar. Rakamını göremiyorum. Dur bakın. 9.000 vermiş başkanım. Şurada yazıyor. Şurada. Şurada mı? Tamam. Temel. Uygun. Süre de uygun. Şeyde tutar. Tamam. Süre de uygun. Yeterli. Geçtim. Belgelere yetkili satıcı belgesini görmem. Arkadaş biraz ortaklık bir şurada. Belgenin standardı istemiştik değil mi? Düzenleme tarihi tamam. İmanat yeterlilik belgesi Kocaeli Odası var. İmanat yeterlilik belgesi konmuş durumda. Başka istediğimiz evraklar da var. Aşağıya doğru inelim. NSF belgesi istemişti. Evet. Var. Malzeme bilgi formu var. Malzeme depolama şartları, antiskalant programı ve ekleri projeksiyonu var. Etken madde analizi var. Etken madde analizi var ve malzeme bilgi formu var. İstediğimiz şeyleri sağladı mı arkadaşlar? İstenen geçici teminat. Tamam, işte malzeme var. Yerleme malzeme bilgi var. Tamam, hepsi var. Şöyle geldik. Şöyle nerede kaldı? İhalemiz. Şuradan şu olabilir. Buraya aşağı indirelim. Şu başkan direkt şuraya tıklayalım. Tamam. Tamam. Onu da gösterdik bilgileri. Yeterli bilgileri. Tamam. Bu nedir? Kaydet göster ilerle. Dedik. Kaydet ilerle. Aşağı inelim hemen. İnelim. Başka da. Şu anda ihalemize her ne kadar iki firma belgeleri indirmiş olsa da bize kilit ve teklif gönderen tek firma olması sebebiyle elektronik sistem üzerinden belgeleri kontrol edildi ve birinci oturumumuzu burada sonlandırıyorum. Evet, belgeler...